Sol elle yemek yemek haram mıdır diye böyle sol elle böyle adam sol elle düşman duruyor yani. İşte bir rivayet var, Müslim'de geçiyor. Peygamberimize nispet edilen bir rivayette. Öyle dedi mi demedi mi Allah bilir. Doğrusu dediği kanaatinde değilim. Şeytan sol eliyle yer. Canım şeytan maddi bir nesnel varlık değil ki. Öyle bizim anladığımız manada çorbadan, yemekten, şuradan buradan böyle maddeten gıdalanan bir yapıda bir şey değil ki. Mesela Kur'an-ı Kerim'de sol ifadesi amel defterinin soldan alınması noktasında çeşitli ayetlerde geçer. O yani bir yön olarak bir organı nihayetinde kötüleştirme veya onu insanların dikkatinden çıkartma ya da ona ikinci plan muamelesi gösterme noktasında bir ayrım içermez. Çift organlarımız vardır bizim değil mi? İki gözümüz var yani. Şimdi sağ gözünle bakmak iyidir, sol gözünle bakmak iyi değildir mi diyeceğiz? Yani sağ kulak iyi, sol kulakta arıza var mı diyeceğiz? Burun deliklerinin sağı iyidir, solu kötüdür mü diyeceğiz? Değil mi? Yani akciğerlerin sağı iyi, solu kötü. Böyle mi? Ayağımızın sağı iyi, solu... Bu o değil yani. Aslında sol el nihayetinde mecaz olarak, sembolik olarak haramı ve günahı temsil eden amel defterinin soldan alınmasıyla alakalı bir kavramdır. Siz haram yememeye dikkat edin, haram üzerinden duruşunuzu şekillendirin. Bana bazen soruyorlar işte sol elle yemek yemek nedir filan diye. Ben de diyorum ki yani o soruyu başkasına sorun da bana soracağınız soru şu olsun. Yediğin yemek helal mi haram mı? Ben ona bakarım. Kazandığın o sofrana getirdiğin, tabağına getirdiğin o yemek helal mi haram mı? O helal ise Allah'ın izniyle herhangi bir şeyiniz organik bir takıntı içerisinde bulunmayın. Hatta mesela şöyle yapanlar gördüm ben. Çocuk diyelim solak. Bunun sol elini arkadan bağlıyor. Sol elini kullanmasın diye bütün hayatı zindan ediyor. Sonra serbest kalınca da gene sol eliyle her şeyi yapıyor. Yani sol eli hor hakir görmenin bir alemi var mı? Yani bu sadece çok affedersiniz sadece taharetle ilgili midir? O yüzden yani iki organımız biz dua ederken sadece sağ elimizi mi kaldırıyoruz? Sol elimiz el değil mi yani? Hatta Yahudiler Allah'ın eli sıkıdır demişler. Maide suresinin 64. ayetinde Allahu Teala onlara verdiği cevabında buyuruyor ki: "Hullet eydihim vel uynu bima kalu." Hay elleri kilitlenesiciler. "Vel uynu bima kalu." Dediklerinden dolayı da lanete uğratıldılar. Ben bırakın tek elinin kilitli olmasın Allah'ın. Yedahu mebsudatani. Allah'ın iki eli de açıktır. Bakın bunlar sembolik ifadelerdi. Sol el ve yemekle ilgili dikkat çekilen, o rivayette aslında dikkat çekilen asıl unsur, eğer rivayet sahih ise, inanın orada Peygamberimizin dikkat ettiği şey, yenilen şeyin helallığı ve haramlığı noktasında bir duyarlılığa dikkat çekmektir. Yoksa sol elle alakalı bir adam yani diyelim ki sol elle kesiyor sağ elle yiyor. O zaman sol el işe yaramayacaksa hiç onu sofraya katmamak lazım değil mi? Bunu demiş olamaz.